lazım. Yani stoper konusunu hocaya yani bırak. Bütün transferleri hoca yapıyor zaten. Dürüstçe konuşalım öyle, yani. Öyle. Yönetim karışmıyor. Bütün transferleri hoca yapıyor şu anda. O ismi veriyor. Yönetim evet, bitiriyor. Yönetim de gidiyor, uğraşıyor, almaya çalışıyor. Şu ana kadarki transferlere bakalım. Yani belki bir iki tanesinde müdahil olmuştur ama transferlere baktığımızda genel anlamda Lincoln Henrique, Batshuayi, belki İrfan Can Eğribayat da belki olabilir. Buruma, Emre Mor, Thiago Çukur, belki Thiago Çukur da gittiği için söylüyorum. William Arao, João Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique, Luan Perez, Alioski, bunların hangisinde yönetim doğrudan hani biz bunu alalım demiştir? 2-3 oyuncu Emre Mor belki. Hı? Belki Emre Mor. Belki Emre Mor'u evet. Tanımıyor olabilir. Doğrudur. Ama yani söyle, bir iki tane oyuncu var. İrfan Can Eğribayat belki hani kaleci olarak. João Pedro belki oradan gelir. Ama şu var. Yönetimden de gelse hocanın onaylamadığı hiç kimse alınmadı. Onu söyleyecektim. Hocam şimdi. Ben João Pedro'yu da yönetimin aldığını düşünmüyorum. Hayır önermiş olabilir. Brezilya, İtalya karışımı olduğu için bir kere şunu hoca düşünüyor. Söyleyecek önerdim. Bir şey yok. Diyor ki ben ortak dil kullandığım oyunculardan daha yüksek verim alırım diye düşünüyor. Onun için de bu ortak dili kullananları tercih ediyor. Alioski yönetimin önerisi olabilir. Yani aslında çok da önemli değil ama önemli olan şu. Benim görüşüme göre Fenerbahçe'nin bakın beğenmemezlikten değil iki tane alabiliyorsa iki tane iyi stopere ihtiyacı var. Yani biz hep şunu diyoruz ya... Hocanın yerlisi yabancısı, futbolcunun yerlisi yabancısından çok iyisini almak lazım. Tabii gel gelelim. İyi iki tane stopere Fenerbahçe'nin mutlaka ihtiyacı var. Çünkü dönem dönem üçlü oynuyorlar. Şu an ben gözü kapalı Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Attila Zalai'yi iyi iki stoper olarak sayıyorum. Ahmet abi gel gelelim. Onun dönemindeki oyuncularda alım yani bilmediği oyuncular mevcut eski oyunculardan da çok faydalandı Jesus yani mesela İrfan Can'ı onluk kazandı yani, resmen. Yani Aykut İrfan Can'dan da yararlanmayan hoca olur mu acaba o da, yani? O da doğru. Sen de haklısın. İrfan Can'dan yararlanmayan şu anda işte Altay'dan Serdar Aziz'den şöyle bir şey var. Hocam bilmiyorum katılır mı? Ben o açıdan hani bazen bize kızıyorlar ya işte George Jesus'u çok övüyorsunuz. Hocam hata yapmışsa bu benim hatam deyip dönüyor. Hatam deyip dönüyor. Böyle yani, olması lazım. Körü körüne gitmiyor yani. Bizde genelde mesela ne yaptı? Lemos'la başladı. Dedim ki ben bak stoper olarak Lemos son derece yetersiz. Bir büyük takımın bak stoper oynar mı? Oynar. Bir büyük takımda bu işi yapacak özelliklere sahip değil. 3 maç denedi oynattı. Olmuyor dedi. Bıraktı. Çıktı kenara. Buruma kendisi aldı. Buruma'nın açıklaması var. Beni George Jesus istediği için geldim dedi. O Buruma'yı kenarda bıraktı. Ama nedeni şu. Bakın biz hep böyle önce işte kişilerden yola çıkıyoruz. Futbolu oyuncular üzerinden okuduğumuz gibi. Sonra bu oyuna yansıyor. Aslında felsefe hepsinden önce gelir. Şöyle bir örnek vereceğim. Eğer burada bu bardağı kıran buradan gider diye bir kural varsa, böyle düşünüyorsa herkes, bu bardağı kıran kendi bunu bilmesine rağmen ya ben kırmadım diyor burada kalabilmek için. Kendine güveni olan Jesus diyor ki ya her insan hata yapabilir. Ben de hata yapabilirim. Benim felsefeme göre hata yapan insanın hemen gitmesine veya büyük ceza almasına gerek yok. O hatanın düzeltilmesi için ona o fırsatı vermek lazım. Onun için hata yapan futbolcularını kendi yok etmiyor. Onları kazanmak için o hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Bu onun için ne kadar doğalsa kendi bir hata yaptığında da kendi hatasını düzeltmeye çalışıyor. Yani bu bir felsefe işidir. Kaleciye altaya sahip çıkmazsa taraftarlar ona yapılmış şeyi ben kendime diyor. Ya, doğru yapılmış hissederim doğru da diyor. Doğru da şey Batshuayi mi kızmıştı o kırmızı kartta? Batshuayi. Böyle yaptı. Şimdi bakın ilk duygusal tepki nasıl böyle bir kırmızı kart görürsün diye bir tepki veriyor ama anında hemen kendini topladı, elini uzattı. Evet. Onu kazanma yoluna gitti. O yüzden onun da duyguları var. Bütün sevgili Aydın bunları bu gerçekliğiyle konuşmak da bir hocayı çok övmek, çok yermek değildir. Doğruları paylaşmaktır.
Yok biz bunu böyle Yiğid'in söyleyince Yiğid'in hakkını hocam, Yiğide vermektir. George Jesus'un biz baştan ne dedik? Bu Bruma hata dedik. O da kabul etti. Hata dedi. Ben Bruma ile devam. Lemos'u oynatırken ben burada söyledim. Aynen şu şey demeyeyim de yani böyle şu tepkilere neden oldum. Sen Georges'tan daha mı iyi biliyorsun Lemos'un kim olduğunu? Görürsün bakalım falan dediler. Gördük. Yok. Yani ama ne yaptı? Şöyle yapmadı. Ya ben Lemos'a inanıyorum kalacak devam edecek demedi. Dedi ki yeterli bulmuyorum dedi. Çekti kenara. Yani bunu yapmak bir erdemdir diye söylüyoruz ya. Bunu da yapacaksın yani böyle bir şey yok. Yani sonsuza kadar ben ısrar etmedi. Evet. O dönemde benim kendi görüşüm şuydu. Bruma'yı aldıklarında Bruma'yı tanıyordu. Ama Türk futbolunu tanımıyordu. Şu anki kadar Fenerbahçe'yi tanımış olsaydı hoca Bruma'yı kesinlikle almazdı. Bir iddiam da şu. Diyelim herhangi bir oyuncuyu oynatırken de büyük bir ihtimalle yönetimler bizde bazen derler ki hocam elimizde bu futbolcular var. Yani mümkünse sen bunların hepsine bir bak. İçlerinde kullanabileceğin birileri varsa bunları buradan alalım. O yüzden bakmıştır onlara. Ki onların içinde bazılarında evet biz genel olarak onları çok iyi tanıdığımız için haklı çıkacağız. O konuda sen de haklı çıktın. O doğru. Ama belki de hepsine baktığı için de bir İsmail Yüksek'i kazandı. Anlatabildim mi? O zaman bakmamış olsaydı. Bravo. Yani hiç tanımadığı için birileri ona hocam bunların hiçbiri zaten işe yaramaz. Gönderelim deyip de hepsini birden gönderseydi İsmail de onların aralarında gidecekti. O sürede Jesus biraz zaman kaybetti. Yani belki de o zamanı kaybetmeseydi Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nde eleyecektik. Ve de Şampiyonlar Ligi'nde devam edecektik. O dönemde bunları hep paylaştık. Bunlar da Jesus hakkında eleştiriydi. Şekilde ben onu eleştirmiş de oldum. Ama bunlar o günün doğrularıydı. Ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi. O yüzden yani bizi izleyenler onların da iyi niyetli olduklarını biliyoruz. Dönem dönem onların bizi eleştirmeleri veya övmeleri de bizim buradaki yorumlarımızı kesinlikle objektif olmanın dışına taşımış. Şimdi şunu söyleyeyim Aykut. Mesela hocam İsmail'i gündeme getirdi. Normalde bir teknik direktör, normalini söylüyorum. Nerede bir bakar şöyle CV'sine. Nerede oynamış? Fenerbahçe'ye Gölcük'ten gelmiş. Sonra Fenerbahçe'de oynayamamış. Bursa'ya gitmiş, Adana Demirspor'a gitmiş, Bandırma'ya gitmiş falan işte Balıkesir'e gitmiş neyse. Bakar der ki bu sınıfın oyuncusu değil herhalde der. Kenara bırakır. Bak öyle yapmadı. Yapmadı. Getirdi koydu. Koydu ve baktı verim almaya başladı. Biz İsmail'i kazandık. Ha ben İsmail'i altyapıda çalıştıran ya da işte Gölcük'te çalıştıran Sadi Hoca'yla konuştum. Pek çok hocayla konuştuğumda zaten onlar ondaki ışığı zaten söyledi. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Sadi Hoca bana dedi ki Trabzonspor'a önerdim dedi. Trabzonspor kabul etmedi dedi. Yani oyuncuyu. Ama geldik İsmail'i hem Türk futbolu kazandı, milli takım kazandı, hem Fenerbahçe kazandı. Bugün şimdi Fenerbahçe'nin 6 tane oyuncusu çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın gündeminde. 6 oyuncu için değer biçmeye başladılar. İstersen sayalım. Crespo 1, Ferdi 2, Arda 3, Atilla Szalai 4, Osay Samuel 5, İsmail Yüksek 6. 6 tane oyuncu. Ha bunun yanında başka oyuncular da olabilir ama 6 oyuncuya değer biçiliyor. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte hocanın onlara yüklediği yeni format, onların hocayla uyumundan ortaya çıkan üstün gayretleri. Bütün bunlar yan yana geldiği için oluyor. Avrupa'daki başarı, işte ligdeki başarı gibi pek çok unsur bu oyuncuların bu kadar öne çıkmasını sağladı. Onu söyleyebiliriz. Çok da aceleci olmamak lazım. Biz insan olarak biraz sabırsızız. O yüzden o değerleri şimdi biçmeye çalışıyoruz. Sezon sonu ne oluyor? Biz biçmiyoruz hocam. Hayır ben biz derken Türkiye yok. Futbol kamuoyu Avrupa'dan bu futbolcuların izlenmesi gayet doğal. İşte izlenen birçok futbolcu var. En küçük bir ilgide hemen şunu önerdiler, bunu önerdiler diye büyütüyoruz. Biz şunu biliyoruz. Avrupalı devre arası Fenerbahçe bunları vermeyeceğine göre sezon bittikten sonra kararını verecek. Bizde de performanslar sürekli değişiyor.
bakıyorsun geçen sene Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında Serdar Dursun başroldeydi. Şimdi hiç yok. Bu ama tersi olabilir mi? Bakın hala o şans var. Serdar Dursun her zaman bizde iş yapacak bir santrafordur. Bakarsın hiç beklenmeyen bir maçta oyuna girdiği zaman müthiş bir performans Serdar Dursun'u her maçta oynar hale getirebilir. O yüzden orada katılmayacağım hocam. Performanslar da gitme ihtimali de büyük. Yok, biliyorum. Hani gitme gelme meselesinden yani öte. Yani teorik olarak bunların hepsi mümkün. Yok, şöyle niye katılamadığımı söyleyeyim hocam sana. Şöyle bir gerçek var. Bir kere Jorge Jesus'un oyun felsefesinde pivot santraforlu bir oyun yok. Onun için Serdar'ın şansı yok. Yani bana göre şansı yok. Mutlaka o da bir şeyleri biliyordur. Oynama ihtimali çok düşük hocam. Yani koşucu oyuncu istiyor, atlet oyuncu istiyor. Yani forvetlerde ve mobil oyuncu istiyor. Yani dikkat et, Joshua King, Valencia, Batshuayi, başka kim var? Yani zaman zaman Rossi'yi koyuyor oraya. Yani bütün oynattığı oyuncular atlet oyuncu ve mobil oyuncu. Yani şimdi öyle bir oyuncu istemiyor. Ben Serdar için şöyle bir düşüncemden de o zaman ben bahsedeyim. Ben beğeniyorum ya, yanlış anlaşılmasın. Serdar duran bir oyuncu değil. Değil ama Serdar kesinlikle sağ içinde tipik bir koşucu oyuncusu tarifine tam uymasa bile sahada hiç durmayan, devamlı hareketli doğru, olan, orta çalışkan, bakın doğru, pres yapmak bir tarafa, orta sahaya kadar geliyor, bağlantı oluyor, duvar oluyor, kanatlara çıkıyor. Serdar o oyun anlayışında her zaman görev alabilecek bir oyuncu. Bu i̇şte da benim bu arada fikrim.